En büyük sıkıntımı şöyle tanımlayabilirim. Bütün olup biteni bildiği ve gördüğü halde yarın öbür gün eline fırsat geçerse bize aynını yapacak olan insan sayısının kalabalıklığı beni çok üzüyor. Devlet bir kamyondur. Gel öyle tanımlayalım. Bu kamyonu farklı şoförlerin kullanması için ya da aynı şoförün daha uzun süre kullanması için biz gider oy veririz ve onu direksiyona oturturuz. Fakat buradaki durum, yine kamyon üzerinden anlatırsak, bambaşka bir şey oldu. Devlet yönetilecek bir şeyken, hükümet de onu yönetecek bir şeyken, bir anda hükümet kendini kamyon zannetmeye başladı. Yani bir parti devletine doğru gidildi. 1930'ların ortalarında Avrupa'da çok yaşanan bir şeye doğru gidiliyor. Koşar adım. Sanıyorum devletin içinde yapılanmış olan bazı tarikatlar. Hani bu araçların içindeki çipler var ya, beyni yandı diyorlar, araç çalışmadı diyorlar. O da bütün bu kamyonu götüren şeydi anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Çünkü işte savcılar, askerler, üst düzey devlet bürokratları hepsi bu tarikatın, bu cemaatin üyeleriymiş ve doldurulmuşlar. Tabii ki bu kendini devlet zanneden hükümet tarafından doldurulmuşlar. İşte o çalıştıran çipmiş o kamyonu. Şimdi o çipi çıkarttılar, onu kırdılar. Şimdi iterek o kamyonu götürmeye çalışıyorlar. Ama taşıma süre değirmen dönmüyor. Bunu söylemek bizim boynumuzun borcu. Çünkü çocuklarımıza bırakacağımız bir aydınlık yarın umuduyla yaşıyoruz biz. Bir kere bu yürüyüşe neden olan, bu insanları burada yürüten durum utanç verici bir durum. Ama öyle garip noktalarda öğütücü bir siyasi sistemden bahsediyoruz ki, bir hegemonyadan, kendisiyle birlikte uzun ya da kısa vadede aynı şekilde davranmış çevresindeki herkesi öğütüyor. Birlikte aynı siyasi yapının içerisinde olan ama ileride kendisine rakip olabilecek herkesi de öğütüyor. Gül, Arınç ve daha onlarca sayabileceğin isim vardır. En çok bilinenleri Gül ve Arınç olduğu için söylüyorum. Siyaseten bugün Bahçeli'nin düştüğü durum da aynıdır. Öğütülecektir yani bir şekilde. Çok ilginç. Zamanında CHP'yi köşeye sıkıştırarak hemen dokunulmazlıkların kaldırılması hikayesinde şöyle bir tehditle gelindi. Yani benimle hareket edersen seni HDP'li, PKK'lı ilan etmeyeceğim. Şimdi benimle hareket edeceksine sıkıştırdı. CHP bundan yırtabilmek için durumu gene meclis içerisinde düzeltirim derken AKP ile birlikte hareket etti. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına onay verdi. Ama yine hiçbir AKP'liye hiçbir şey olmadı. Yine HDP'liler, CHP'liler içeriye girecekler ve girdiler. Elbette. Olmaz mı? Mesela bir yere gideceksin, turne programı yapmışsın, işte 7 tane ilde dolaşacaksın. 4. ayaktaki ildeki bir rektör, üniversiteye bağlı olan sahnede iptal edin bunu diye bir sünü çiziyor seni, oraya da bir şey koyun diyor. Çünkü senin yaptığın anlaşmada iptal hakları var. Gidiyorsun kendi şehrimde, İzmir'de, sadece hani şeyde düşünme, bu sadece doğuda oluyor diye düşünme ya da İç Anadolu'da. Kendi şehrimde oyun oynayacağım. İşte 9 Eylül Üniversitesi'ne bağlı Sabancı Kültür Merkezi ya da Atatürk Kültür Merkezi, işte bir üniversiteye bağlı sanıyorum Atatürk Kültür Merkezi. Hayır diyor, festivali iptal ediyor. Devlet Tiyatrosu festival iptal etti. Yani veremli muamelesi yapıyorlar. Çünkü herkes o kadar çok korkuyor ki şerden, kendi kendilerine beyefendi olsa nasıl düşünürdüğü düşünerek davranıyorlar. Böyle hareket edilemez. Yani bu ülkenin içerisinde aklı, fikri, vicdanı hür ne kadar insan varsa, Cumhuriyet tarihi boyunca bu insanlar gadre uğradılar zaten. Yani dünyanın en önemli şairlerinden bir tanesi bu ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Ve kendi ülkesinde ölemedi. Çocuklarım Türkiye'de okula gidiyorlar. Benim vatanım Türkiye. Benim doğduğum, yaşadığım topraklar Türkiye. Sonuna kadar o ülkenin tam bağımsız olabilmesi için, sonuna kadar o ülkenin gerçekten aklı, fikir, vicdanı hür insanlar tarafından yönetilebilmesi için söylemeye, konuşmaya, davranmaya devam edeceğim.
Çünkü başka bir ülkem yok ki benim. Başka bir ülkede rahat da edemem. Edemem yani.